Merhabalar, ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün iki kıtada da cinayet işlemiş, güzellik kraliçesi katili olan Christopher Wilder'ı izleyeceğiz. Wilder hem Avustralya'da hem Amerika'da inanılmaz işler yaptı. Bir kıta onun için yetersizdi. Daha da büyük işler yapmak istiyordu. Daha da ileriye gitti. Çok büyük paralar da kazandı ve bu kazandığı büyük paralar sayesinde insanları tuzağa düşürdü. Belki çok güzel bir hayata sahip olabilirdi ama o seri katilliği seçmişti. ...13 Mart 1945'te doğan Christopher Bernard Wilder... bir Amerikan deniz subayının ve bir Avustralyalı kadının en büyük çocuğu olarak doğdu. Doğumundan hemen sonra ölüme çok yakın olduğu için bir rahip tarafından son bir ritüel düzenlenmişti, ancak iyileşti. Hastalıklı bir çocuk olarak kaldı ve 2 yaşındayken bir yüzme havuzunda neredeyse boğularak ölüyordu. Bir yıl sonra da arabada giderlerken bayılmasına neden olan bir nöbet geçirdi. Ergenlik çağına geldiğinde Wilder'ın farklı türden sorunları vardı. Mesela röntgenciliğe meyilliydi. Evlerin camlarına tırmanarak içeriye bakıyordu. Sydney'de 17 yaşındayken Wilder ve bir grup arkadaşı bir kıza sahilde cinsel istismarda bulunmaktan suçlandılar. Suçunu kabul etti ve zorunlu bir danışmanlıkla bir yıl şartlı tahliye aldı. Program grup terapisi ve elektroşok tedavilerini içeriyordu. Ancak bunların ona çok az etkisi olduğu ileride görülecekti. Terapistler kadınları kontrol etme ihtiyacını ve onları kölesi yapmak istediğini kaydettiler. Bir kadını zorla esir almak istediği anlaşılıyordu. 23 yaşında evlendi, ancak evlilik sadece 8 gün sürdü. Yeni eşi adamın cinsel arzularından korkuyordu. Ayrıca evde kendi olmayan kadın iş çamaşırları ve arabasındaki çıplak kadın fotoğraflarını bulduktan sonra da onu terk etti. Kasım 1969'da fotoğrafları kullanarak bir Avustralyalı öğrenci hemşireden ilişki talep etti. Hemşire onu polise şikayet etti. Ancak mahkemede tanıklık etmeyi reddettiği için suçlamalar düşürüldü. Wilder bundan yırtmıştı. Avustralya Wilder için tehlikeli hale geliyordu. Zaten sabıkası da vardı. Rahat da durmadığı için başını belaya sokabilirdi. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Güney Kaliforniya'ya yerleşen Wilder, elektrik ve inşaat işlerinde bir inşaat patlaması yaşandığı için kendisi için iyi bir fırsat yarattı. Florida, Boynton Beach'te güzel bir ev satın aldı ve yarışlara katılacağı Porsche 911 satın aldı. Bir de fotoğrafçılık hobisini geliştirdi. Kendisine birkaç tane üst düzey fotoğraf makinesi satın aldı. İyi yaşam Wilder'a uygun görünse de diğer tehlikeli ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Sahte elmas bir yüzük takıyordu. Ne kadar zengin gözükse de bu imkanları uygun fiyatlara sağlamıştı. Yani her şeyi gizlemek için kullandığı bu bir maskeydi. Bu maske çevresini genişletmesine sebep oldu. Bu sayede zengin bir çevre kurarak daha fazla para kazanmayı başardı. Emlak işine de girdi. Daha da zenginleşti. Hız tekneleri, spor arabaları ve iç ve dış havuzu olan bir evi vardı. Burada bazı çılgın partiler düzenliyordu. Ancak yine başı belaya girdi. Mart 1971 Pomano Beach'te Wilder kadınların çıplak fotoğraflarını çekmek için onları ayartma suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Suçlamayı kabul ederek huzuru bozmaktan ceza aldı ve hafif bir para cezasıyla da kurtuldu. Sonrasında ise tedavi görmesine karar verildi. Bir cinsel terapistle görüşüyordu artık. 6 yıl sonra Ekim 1977'de bir öğrenciyi ilişkiye zorladı. Ve eğer reddederse onu döveceğini tehdit ettiği için 2. kez hapse girdi. Wilder suçu terapistine itiraf etti. Ancak gizli görüşmeler mahkemede kabul edilmeyeceği için jüri kararıyla yine beraat etti. 21 Haziran 1980'de bir modele kendisinin moda fotoğrafçısı olduğu yalanını söyledi. Kızı arabasına bindirdi ve ıssız bir ormana götürdü. Burada zorla cinsel ilişki teşebbüsünde bulunmaya çalıştı. Tabii ki bu olaydan sonra kız şikayetçi oldu. Cinsel saldırı girişiminde bulunmaktan 5 yıl ceza aldı. Yine denetimli serbestlikle dışarıdaydı. Mahkeme daha fazla terapiye gitmesine karar verdi. Florida'daki son tutuklanmasının ardından hafta sonları sürekli bir şekilde bayılmalar yaşadığından şikayet ediyordu. Avustralya'daki ebeveynlerini ziyaret eden Wilder, 28 Aralık 1982'de Yeni Güney Galler'deki bir plajdan 2-15 yaşındaki kızı kaçırmakla suçlandı ve onları çıplak fotoğraflar çekmeye zorladı. Kiraladığı aracın plaka numarası sayesinde takip edilen Wilder 29 Aralık'ta tutuklandı ve kaçırmayla birlikte cinsel saldırı suçlarıyla suçlandı. Ailesi 350 bin dolar kefaleti ödedi ve Wilder'ın Mayıs 7, 1983'te görülecek olan duruşması için Amerika'ya dönmesine izin verildi. Hukuki gecikmeler davayı erteledi. Wilder'ın da 3 Nisan 1984'te duruşması için mahkemede yargılanması planlandı. Ancak Wilder asla mahkemeye çıkmadı. 6 Şubat'ta Rosario Gonzalez 20 yaşında Miami Grand Prix'te işindeyken kayboldu. Christopher Wilder bir yarışmacı olarak burada araba kullanıyordu. Orada bulunan bazı tanıklar onun tanımına uyan bir adamla ayrıldığını hatırlıyordu. Rosario'nun cesedi hiçbir zaman bulunmadı. Bu Christopher Wilder'ın ilk kurbanıydı. 23 yaşındaki eski Florida güzeli Elizabeth Kenyon 4 Mart'ta Coral Gables'taki okulundan ders çalıştıktan sonra kayboldu. Kızın adres defterinde Wilder'ın ismi yazıyordu. Bu yüzden şüpheli olarak konumlandırılmıştı. O öğleden sonra Wilder'la birlikte yerel bir benzin istasyonunda görüldü. İstasyondaki görevli bir fotoğraf çekimiyle ilgili konuştuklarına kulak misafiri olduğunu söyledi. Kenyon'un ebeveynleri kızlarının Wilder'ı gerçek bir centilmen olarak anlattığını hatırladılar. Çünkü çıplak poz verip vermeyeceğini kibarca sormuştu. Elizabeth'in söylediğine göre başka fotoğrafçılar bunu daha kaba bir şekilde yapıyordu. Wilder bunlardan farklıydı. Şubat'taki olayında olduğu gibi Kenyon'un hiçbir izine rastlanmadı. 3 gün sonra Miami Herald, 2 kadının kaybolmasıyla ilgili sorgulanması için bir yarış sürücüsünün arandığını bildirdi. Hikayede Wilder'ın adı geçmiyordu. Ama Wilder bunu anlamıştı. 17 Mart'taki randevusunu iptal ederek ertesi gece iş ortağıyla buluştu ve gözyaşları içinde hapse tekrardan gitmeyeceğini söyledi. Arabasını hazırlayıp köpeğini de bir köpek kulübesine bıraktı ve kuzeye doğru yol almaya başladı. Indian Harbor, Boynton Beach'in 2 saat kuzeyinde yer almaktadır. 19 Mart'ta Terry Ferguson tanıkların Wilder'ı gördüklerini hatırladığı bir alışveriş merkezinde kayboldu. Cesedi 4 gün sonra Polk County kanalında bulundu. O kadar kötü bir haldeydi ki kimliğinin tespiti bile çok uzun sürdü. 20 Mart'ta Wilder Tennessee'deki alışveriş merkezinden bir üniversite öğrencisini kaçırdı. Linda Grover'ı da yine fotoğraf çekme vaadiyle kandırmıştı. Eyalet sınırına geçerek Bainbridge, Georgia'ya gitti. Orada ucuz bir motele yerleştiler. Daha sonra da insan aklına sığmayacak kötülüklerde bulundu. Wilder öğrenciyi banyoya kilitledikten sonra tekrardan kaçmaya başladı. Kilitli kalan kız diğer misafirlerin dikkatini çekmek için bağırıp duvarlara vuruyordu. Sonunda kendi sesini duyurmayı başardı. Olay yerine gelen polisler kıza kendisine bunun kimin yaptığını sorduklarında Wilder'ın eşkalini tarif ediyordu. Daha sonra karakolda sabıkalı insanların fotoğrafları gösterilince direkt Christopher Wilder'ı teşhis etti. Tabii katil çoktan eyalet değiştirmişti bile. Katil Beaumont, Texas'a gitmişti. 21 Mart'ta üniversitede hemşirelik öğrencisi olan ve anne olan Terry Walden'a moda fotoğrafı için teklifte bulundu. Ancak kadın kendisine teşekkür etti ve teklifi kabul etmedi. Walden da eşine kendisine sakallı bir adamın böyle bir teklifte bulunduğunu söyledi. 2 gün sonra 23 Mart'ta bu sakallı adamla yeniden karşılaştı. Yine fotoğraf teklifini reddetti. Ama bu kez adamdan kurtulamayacaktı. Cansız bedeni 3 gün sonra yakınlardaki bir kanalda bulundu. Wilder arabasına atlayıp yine yollara düştü. Polisler birkaç gün sonra bu arabayı yol kenarında terk edilmiş olarak buldular. İçinde yaptıkları incelemede daha önce hayatını kaybeden Terry Ferguson'ın saç telleri bulundu. Bu cinayetten de Christopher Wilder'ın sorumlu olduğu doğrulandı. 25 Mart'ta 21 yaşındaki Susan Logan, Oklahoma City'deki bir alışveriş merkezinde kayboldu. Cansız bedeni ertesi gün Manhattan, Kansas yakınlarındaki Milford rezervuarında yüzerken bulundu. Cinsel saldırıya uğramış ve bıçaklanmış olan kurbanın ölmeden önce işkence gördüğü anlaşıldı. Wilder iyice hızlanmış, önüne geleni öldürür olmuştu. Sheri Bonaventura bir sonraki ölen kişiydi. 29 Mart'ta Grand Junction'daki bir alışveriş merkezinden kaçırıldı. Alışveriş yapan bir kişi Wilder'ın kadınlara modellik teklif ettiğini gördüğünü söyledi. O öğleden sonra da yakındaki bir restoranda Sheri ile görüldü. Wilder ülke genelinde gezinirken dinlenmek için durduğu yerlerde öldürmeye devam ediyordu. Sheri'nin cansız bedeni 3 Mayıs'ta bulundu. Nisan başına Wilder, Las Vegas'ta düzenlenen bir modellik yarışmasına katıldı. 1 Nisan'da 17 yaşındaki Michelle Corfman, Las Vegas, Nevada'daki Meadows alışveriş merkezindeki defileden sonra kayboldu. Defileden sonra sakallı bir adamla oradan ayrılmıştı. O sırada şans eseri çekilen fotoğraflarda Wilder'ın mini eteklerle genç kızların önünden geçerken gülümseyerek baktığı görülüyordu. Nihayet bu yeterli oldu. 3 cinayet, 1 kaçırma ve 4 kaybolma olayıyla bağlantılı olarak FBI sözcüleri tarafından önemli bir tehdit olarak tanımlanan Wilder, 3 Nisan 1984'te büronun en çok aranan 10 listesine eklendi. Ertesi gün 16 yaşındaki Tina Marie Risley'yi Kaliforniya'da kaçırdı. Birlikte doğuya doğru ilerlerken çeşitli motellerde kaldılar. Tehditlere ve kötü davranışlara maruz kalan Tina, ölümün gölgesiyle yaşayarak Wilder'ın sonsuz kaçışına yardımcı olmayı kabul etti. Başka şansı da yoktu. 10 Nisan'da Downettville, Indiana'nın Maryville kentinde bir alışveriş merkezinde kandırılarak kaçırıldı. Bu olayda ona Tina yardım etmişti. O gün ve ertesi gün boyunca saldırıya uğradı ve işkence gördü. Wilder 12 Nisan'da onu öldürmeye çalıştı ama kızı bıçaklayarak ölüme terk etmişti. Ancak kız yaşıyordu. Polisler tarafından otoyolun kenarında bulunduktan sonra karakolda Wilder'ın fotoğrafını teşhis etmeyi başardı. Wilder'ın son kurbanı 12 Nisan'da Victor, New York yakınlarında kaçırılan Beth Dodge'tu. Bir çakıl ocağında cansız bedeni bulundu. Cinayetten sonra Wilder yanındaki genç tutsağını Boston Logan havaalanına götürdü. Tina'yı Los Angeles'a tek yönlü bilet alarak kapıda uğurladı. Wilder'ın aniden beliren bu merhametli davranışı anlamsızdı. Bir anda kızı serbest bırakmayı düşünmüştü. Ancak hemen başka bir kurban aramaya başladı. 13 Nisan'da Massachusetts'in Beverly kenti yakınlarında bir kadına silahını çekti. Kadın koşarak kaçmayı başardı. Amaçsız avına devam eden katil o öğleden sonra Colebrook, New Hampshire'daki benzin istasyonunun son durağı olacağının farkında değildi. Burada aracına benzin doldururken şans eseri orada geçmekte olan 2 polis memuru onu tanıdı. Polisler Wayne Fortier ve Leo Jellison FBI tanımlamalarından Wilder'ın arabasını tanıdılar. Adama doğru yaklaşarak Wilder'a seslendiler. Wilder hemen arabaya atladı ve tabancasını çıkarmaya çalıştı. Jellison Ferrari'nin üzerine atladı. İkisi arasında boğuşma devam ederken 2 el ateş edildi. İlki Wilder'ın içinden geçti ve Jellison'ın göğsüne saplandı. İkincisi ise Wilder'ın hayatını sonlandıran mermi oldu. 2 mermiyi de kendisi sıkmıştı. Wilder artık hayatta değildi. Genç modellerin korkulu kabusu hayatını kaybetmişti. Ancak yargılanamamıştı. Bu arada polis memuru da iyileşmeyi başardı. Olaydan sonra Christopher'ın kardeşi Stephen bu işlerin son bulduğu için rahatladığını söyledi. Sheri Bonaventura'nın cansız bedeni Utah'ta 3 Mayıs'ta yakın mesafeden vurulmuş bir şekilde bulundu. Michelle Corfman 11 Mayıs'ta Los Angeles Ulusal Ormanı'nda bulundu. Ancak ailesinin endişeleri geçene kadar bir ay geçmesi gerekti. Ailesi hala kızlarının yaşıyor olabileceğini düşünüyordu. Wilder'ın Miami'deki ilk kurbanı olan Rosario Gonzalez'in izine henüz rastlanamadı bile. Ölümüyle Christopher Wilder'ın kaçırılan insanların ve diğer suçların çözülememiş vakalarıyla da bağlantılı hale geldi. Aynı şekilde Avustralya ve Amerika'daki son 10 yılda ölümler ve kaybolmalar Wilder'ın adıyla bağlantılı olarak belirtildi. Mesela 1965'te Mary Schmidt ve Kristin Sherock, Sydney'nin bir plajında en son sakallı bir adamla görüldükten sonra kaybolmuşlardı. Daha sonra cansız bedenleri bıçaklanmış olarak sığ bir mezarda bulundu. Bu olayla ilgili bugüne kadar kimse tutuklanmadı. 1981 yılında Mary Hare ve Mary Optiz adlı 2 genç kız Lee County, Florida'daki bir alışveriş merkezinden kaçırıldılar. Hare daha sonra bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Ancak Optiz hala kayıp durumda. 1982 yılı boyunca Wilder'a ait Avustralya'da bir mülke yakın yerde kimliği belirsiz 2 kadının iskeletleri ortaya çıkarıldı. İncelemeye göre bir kurban birkaç yıl önce ölmüştü. Diğeri ise sadece birkaç aydır buradaydı ve böyle devam ediyordu. 6 Temmuz 1983'te Tammy Leopard, Mary Island'da bir mağazadaki işindeyken kaçırılmıştı. Melody Gay 7 Mart 1984'te Collier County'de Florida'daki geç saatlere kadar açık olan mağazada çalışırken ortalıktan kaybolmuştu. Cesedi 3 gün sonra kırsaldaki bir kanalda bulundu. Colleen Osborne 15 yaşında 15 Mart 1984'te Daytona Beach'teki evinin yatak odasından kayboldu. Christopher Wilder o gün Daytona'da modellerle flört ederken görülmüştü. Eğer bu suçlar da ona aitse Wilder iki kıtada çok ciddi suçlara karışmıştı. Bunların hiçbirinin cevabını alamadan hayatını kaybetti. Belki de bu yüzden kendisini öldürmeye çalışmıştı. Arkasında acılı aileler ve 2 milyon dolar değerinde lüks bir evi bırakarak gitmişti. Kendi babası da oğlu hayatını kaybettikten sonra ne kadar rahatladığını açıklamıştı. En azından yeni acılar son bulmuştu. Çünkü durdurulana kadar Wilder'ın vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. 13 Nisan 1984'te yapılan otopsinin ardından Wilder'ın davasından sorumlu New Hampshire patoloğu Dr. Robert Christie, Harvard Üniversitesi'ni temsil eden bir adamın telefonla aradığını belirtti. Arayan kişi öldürme serisini başlatan bir bozukluğun veya bir hastalığın olup olmadığını belirlemek için Wilder'ın beyninin incelenmesi gerektiğini açıkladı. Dr. Christie Harvard'dan yazılı olarak talep alındıktan sonra beyni teslim etmeyi kabul etti. 2 hafta sonra hala bekliyordu. Üniversitenin tıp fakültesi sözcüleri böyle bir talepte bulunmadıklarını belirtti. Acaba Wilder'ın kadavrasını isteyen kimlerdi? Bu videoda gerçek bir suç makinesini izledik. Sadece arada birkaç günde inanılmaz suçlara karışmıştı. Hani izlediğimizin birçoğu 1 ay içerisinde veya 5 ay içerisinde veya seneler içerisinde bunları yaparken bu adam sadece günler içerisinde ve bunu Amerika'nın ortasında yapıyordu. Her gittiği yerde arkasında birini bırakıyor. Her gittiği yerde arkasında birini bırakıyordu. Ve onun hedefi modellerdi. Onun hedefi güzellik kraliçeleriydi. İnsanları bu moda fotoğrafçılığıyla kandırarak, onları ünlü etme vaadiyle kandırarak hepsini daha sonra tuzağına düşürüyordu. Bu genç kızların şanssızlığı Christopher Wilder denen adamla tanışmalarıydı. Sizce de en sonda anlattığım suçlar yani mantıklı gelmiyor mu Wilder'ın olabilme ihtimaline karşı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi videonun altında görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.